Evet çocuklar, yazıldan önce son bir defa da komparatif konusunu video şeklinde izleyin istedim. Kıyaslamalı cümleler. Kıyaslamalı cümlelerde birkaç tane kural var biliyorsunuz artık. Küçük olurlarsa E ve R harfi alıyorlar. İki veya daha fazla hecesi olursa uzun olduklarında onun yerine önlerine mor takısını alıyorlar. Bir de orada istisna olan 6 tane kelime var. Good, bad, little gibi. Onları ezberlemek gerekiyor. Bu konuyu biz insanları, hayvanları veya eşyaları, nesneleri birbiriyle mukayese etmek için, kıyaslamak için kullanıyoruz. Bir de Morpa Kampüs'ten izleyin istedim. Umarım buradaki örnekleri gördüğünüz zaman, resimleri gördüğünüzde aklınızda daha iyi kalacaktır. Şimdi başlayalım bakalım. Konuşmalara da dikkat edelim. Which city is more beautiful? Hangi şehir daha New güzel? York or Istanbul? Kıyaslıyoruz. Istanbul is more beautiful than New York. It's more beautiful. Çünkü beautiful uzun Which building bir kelime. is taller? A skyscraper or a house? Hangisi uzun? A skyscraper is taller than a house. Which one is more crowded? The street or the park? Hangisi kalabalık? The street is more More crowded than the crowded. park. Which day is busier downtown, Monday or Tuesday? Downtown is busier on Monday. Örnekleri gördüğünüz gibi örneklerde burada mesela diyelim ki street is more crowded diyor. Crowded kelimesi iki heceli olduğu için önüne more getirerek street ve park iki tane kelimeyi birbiriyle kıyasladı. Sokaklar mı yoksa park mı daha kalabalık? Tabii ki street is more crowded than park dedi. Den kelimesini de unutmuyoruz. Kıyasladığımız diğer kelimenin önünde hemen kullanılacak. Than the park. Parktan daha kalabalık diye. Bu şekilde devam edelim. Evet, ikinci kısımda da komparatiflerin ne olduklarını bir dinleyelim bakalım. Comparatives. Sıfata daha anlamı kazandıran, sıfatın sonuna er veya başına more eklenerek oluşturulan yapılardır. İki kişiyi, nesneyi veya durumu karşılaştırmak için kullanılır. Cümle yapısı sıfat artı er ya da more artı sıfat artı then şeklindedir. Türkçe'de den daha artı sıfat kalıbına karşılık gelir. Den daha. İngilizce'deki sıfatları karşılaştırma amaçlı kullanmak için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bir heceli sıfatların sonuna er eki getirilir. Unutmayalım. Smaller, Tek hece small. taller, bigger. İki ya da daha fazla heceli sıfatlarda sıfatın başına more kelimesi Sıfattan getirilir. önce kullanılacak. More beautiful. More Daha intelligent. zeki. More I intelligent. am 30 years old. 30 yaşındayım. I am 20 years old. 20 Evet. yaşındayım. Pam is younger than Richard. Pam, Richard'dan daha gençtir. Richard is older than Pam. Richard, Pam'den daha yaşlıdır. Okay. Gördüğünüz gibi burada kuralımız az önce hatırlattığımız gibi er veya mor. Küçük kez kelime küçükse tek heceli ise sonuna er birleşik yazılacak ama iki ve daha fazla hecesi varsa kendisinden önce mor yazılacak. Tabii birkaç tane önemli kural olacak onlara da bakalım. Sıfat tek heceli yani kısa bir sıfatsa sonuna er eki, birden çok heceli ise yani harf sayısı bakımından fazla ve uzun bir sıfatsa başına mo eki getirildiğini öğrendik. Şimdi birkaç örnek görelim. Young, genç, younger, daha genç. Big, büyük, bigger, daha büyük. Small, küçük, smaller, daha küçük. Important, önemli, more important, daha önemli. Modern, modern, more modern, daha modern. Comfortable, rahat, more comfortable, daha rahat. Thin, zayıf, thinner, daha zayıf. Old, yaşlı, older, daha yaşlı. Popular, popüler, more popular, daha popüler. Polite,
Kibar. More polite. Daha kibar. Healthy. Sağlıklı. Healthier. Daha sağlıklı. Evet, gördünüz değil mi? En son örnekte de Y harfi örneği var. Healthy, iki heceli ama iki heceli kelimeler de Y ile bitiyorlarsa yine ertekisi alırlar. Kısa kelime gibi kabul edilirler. Healthier şeklinde olur. Okay, devam edeceğiz. Evet çocuklar, şimdi de nasıl kullanıldıklarını göreceksin. Yani bazı örneklerle, zaten konumuz downtown, şehir merkezi olduğu için şehirle kırsal country'yi kıyaslanacak. Bakalım örnekleri inceleyip anlamaya çalışalım. The city is more exciting than the country. Şehir kırsaldan daha heyecan vericidir. City life is easier than country life. Şehir hayatı kırsaldaki hayattan daha kolaydır. Daha kolay diyor. The city is more crowded than the country. Şehir kırsaldan daha kalabalıktır. The country is more relaxing than the city. Kırsal, şehirden daha dinlendiricidir. The city is noisier than the country. Şehir kırsaldan daha gürültülüdür. The country is cleaner than the city. Cleaner. Kırsal, şehirden daha temizdir. The buildings in the city are taller than the buildings in the country. Şehirdeki binalar kırsaldakilerden daha yüksektir. Country life is healthier than city life. Kırsalda yaşam, şehir yaşamından daha sağlıklıdır. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü örnek geçti. Hep şehirle, country ile city'yi karşılaştırıyor. Birbiriyle kıyaslarken hepsinin de iyi olduğu taraflar var tabii ki. İlla ki sadece şu iyi demek de olmuyor. Dikkat ettiyseniz her cümlede den'i kullanıyor. Çünkü bir öbürüyle kıyaslıyor. Şehir hayatından, kırsaldan diye bunu kullanmak zorundayız. Ve sıfatların, gördüğünüz ortadaki kullanılan o sıfatlar, bazen ertakısı aldılar, bazen de mor aldılar. Bunu uzun ve kısa sıfat olarak özellikle aklınızdan çıkarmayacaksınız. Ama bir de istisnai durumlar da var. Onlara da birazdan bakacağız. Evet, şimdi ertakısına tekrar bakacağız da. Ertakısı eklenirken normalde E ve R harfi kullanıyoruz. Ama bunların da bir iki küçük kuralı var. Onları da bir hatırlamış olalım bu bölümde. Sıfatlara ertakısı eklenirken şu noktalara dikkat edilmelidir. Evet. Harfleri sessiz artı sesli artı sessiz şeklinde olan sıfatlarda son harf tekrar edilir ve sıfata er takısı eklenir. Fat. Şişman. Fatter. Daha şişman. Tekrar edildi. Sonu fatter. E harfiyle biten sıfatlara sadece R harfi eklenir. Evet. Large. Geniş. Larger. E daha harfi geniş. Var. O yüzden bir daha yazmıyoruz. Y harfiyle biten ve sondaki Y harfinden önce sessiz harf gelen sıfatlarda Y düşer ve er eklenir. Heavy. Ağır. Ağır. Heavier. Daha ağır. Y harfi gördüğünüz gibi düştü. Yani er takısında 3 tane kuralını gördünüz. Kendiliğinde E'si varsa harfin kendisinde, kelimenin kendisinde pardon, E harfi varsa tekrardan E harfini yazmıyorsunuz. Bu başka kurallarda da aynı şey geçerli oluyor zaten. İleride göreceksiniz. Y olduğunda Y harfi İ'ye dönüşür. Bunu zaten birinci ünitede Present Simple'da demiştik. Study mesela Y ile bitenlere S takısı gelirken de aynı şey vardı. Studies yazarken de. Kurallar geneldir. Başka şeyleri de uyduruluyor zamanla. Bu kuralları da unutmayacaksınız. Bir de normalde ilk kural fat, fatter, big, bigger diye bazen double, çift olarak yazılabilir. Umarım aklınızda kalmıştır. Ve son, şimdi bu kısımda da kural dışı olan irregular adjectives, yani düzensiz sıfatlar var, 6 tane özellikle. 6 tane hatta, başka yok. Bunları ezberlemekten başka şansımız da yok. Çünkü kurala uymuyorlar. Sonlarına E ve R harfi almıyorlar. Veya uzun olsalar bile başına mor da almayacaklar. Bunlar zaten kısa kelimeler. Ezberleyin lütfen. Karşılaştırma yapılırken bazı sıfatlar ne sonuna er eki ne de başına mo kelimesi alır. Belli bir kuralı olmadığından bu sıfatların ezberlenmesi gerekir. Good. İyi. Better. Daha iyi. Daha iyi. Ezberleyeceğiz. Artist marks are better than tuners.
Arda'nın notları Tuna'nınkinden daha iyidir. Bad. Kötü. Kötü. Worse. Daha kötü. Better diye bir kelime yok. Ayşe's handwriting is worse than Burcu's. Worse. Ayşe'nin el yazısı Burcu'nunkinden daha kötüdür. Fa. Uzak. Further. Uzak. Further. Daha uzak. Erzurum is farther from Istanbul than Bursa. Erzurum, İstanbul'a, Bursa'dan daha uzaktır. Evet. Burada vermediği 3 tane kelime var. Ben kendi videomda paylaşmıştım. Little, az, less, daha az. L-E-S-S diye, less diye yazılıyor. Many, çok. More, daha çok. Much, çok. More, daha çok. Az ve çok kelimeleri de var. Bunlarla beraber de toplam 6 tane kelime oluyorlar. Ezberlememiz gerekiyor. Okay. Bununla son kısım bir bölüm kaldı. Ona da bakalım ve bu şekilde bitirelim. İstanbul is more crowded than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır. İstanbul is more expensive than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha pahalıdır. Ankara is bigger than Istanbul. Ankara İstanbul'dan daha büyüktür. Ankara is hotter than Istanbul. Ankara, İstanbul'dan daha sıcaktır. Evet, gördüğünüz gibi iki şehir kıyaslandı, Ankara ile İstanbul ve den her kelimede var, özellikle den, çünkü kıyaslama yapıyor İstanbul'dan, Ankara'dan diye. Kısa ve uzun kelimeler. Tek öğrenmeniz gereken şey aslında bu. Bunun haricinde 6 tane de o düzensiz olan kelime ezberlenecek. Bunu hayatta çok kullanılan bir kalıp bu. Komparatif kıyaslamalar. İnsanlar birbirini başkalarıyla kıyaslar. Bazen aile içi konuşmalarda kıyaslanılır. Bazen böyle hayvanlar arası kıyaslamalar yapılır. O yüzden çok yararlı, çok kullanışlı bir konudur. Lütfen güzelce ezberleyelim. Yazılda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.